Selamlar arkadaşlar, ben Baysuf. Sizlere bugün temaya pırıltı vermeyi, yani ışıltı vermeyi göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız bu konuda bilgi istemiş forumdan. Ben de basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. İnşallah yardımcı olurum diyorum arkadaşlar. Evet, Photoshop'umuzu açıyoruz. Photoshop'umda ben basit bir tema yaptım. Yazılar yazdım. Bir tane bayan resmi koydum. Sadece deneme amaçlı olduğu için. Işıltı vereceğim. Bunun gül kısmına ve yazılara ışıltı vereceğiz arkadaşlar. İlk önce şuradan dikdörtgen seçim aracını seçiyoruz arkadaşlar. Klavyeden Shift tuşuna basıyoruz. Elimizi, parmağımızı Shift tuşundan kaldırmadan birinci alanı şöyle çiziyoruz. Tekrar Shift'e basıyoruz. Şöyle çiziyoruz. Tekrar vida basıyoruz. Çiziyoruz arkadaşlar. Yani her çizimimize Shift'e basılı tutmak zorundayız. Bir daha pardon. Tekrar baştan alacağız. Şöyle yapalım. İşte benim gibi hatalar yaparsanız tekrar baştan almak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Evet, ifade, renk, ses. Bunları işaretledik arkadaşlar. Şimdi gelelim gülü işaretlemeye. Gülü işaretlemek için, yani seçim yapabilmek için burada iki tane aracımız var. Biri Magic Tool, biri de Select Tool. Biz Select Tool'u seçelim. Kusura bakmayın, İngilizcem biraz tuhaftır. Şöyle seçimi yapalım arkadaşlar. Yine elimiz Shift tuşunda. Ctrl diye basıp pardon, temayı kaydırdık. Şuradan eksiye girelim. Şurada çoğaltıları artıya, pardon, artıya girelim. Şurada çoğaltıları silelim. Evet, eksi tuşuyla siliyoruz. Sadece gülü seçili hale getirdik. Ve arkadaşlar, durun ben size daha basitini göstereyim. Şöyle geri alayım ben bunu. Şuradan diğer aracımızı seçelim. Shift tuşuna basalım. Benim gibi sakar olursanız böyle durmadan kaybedersiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şuradaki frenin ayarını 25 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok seçtik. Bunda dikkatli olmamız gerekiyor. Yapsak. Dedim size, GIF konusunda fazla bilgili değilim ama bunu biliyorum. Ama hiç yapmadım açıkçası. Bunu da böyle seçim haline getirdik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bu katmanları çoğaltmak. Bunları nasıl çoğaltacağız? Mouse'umuzun sağ tuşu yapıp sağına tıklayıp duplica layer diyeceğiz. Yani katmanları çoğalt. Bir tane kopyasını alacağız. Tekrar sağa tıklayacağız. Bir tane daha kopyasını alacağız. Ve en alta geliyoruz. Bu gözleri kapatıyoruz arkadaşlar. Mouse'umuzun sol tuşuna tıklayarak filter kısmına geldik. Filter kısmına tıkladığım zaman sizde bir eklenti olması lazım. Bu eklentiyi indirip kurmanız lazım Photoshop'un içine ki ışıltı verebilirsiniz. Alienskin X10X diye geçiyor. Bunun 3. sekmesine giriyoruz. Tıklıyoruz. Size böyle bir alan açıyor. Tabii benim ayarlarım böyle. Bu ayarları oynayabilirsiniz. Random set diyoruz. Bir kere tıklıyoruz. 2, 3, 4, 5, artık kaç kere tıklarsanız okey diyoruz. Tekrar üst katmana geliyoruz. Bu gözü açıyoruz. Aşağıdaki gözü kapatıyoruz. Tekrar filter. Alien skin geliyoruz ve random set diyoruz. Okey diyoruz. Yukarıdaki gözümüze geliyoruz. Açıyoruz. Alttaki gözümüzü kapatıyoruz. Filter. Alien skin. Üçüncü sekme random set diyoruz ve bunu da işaretliyoruz arkadaşlar. Son olarak yapmamız gereken işlem nedir? Windows Animaton açıyoruz. Size böyle bir pencere açacaktır. Bu pencerede katmanları şuradan çoğaltıyoruz arkadaşlar.
Buradan şuradan ayarlarını değiştiriyoruz. Saniyelerini şuradan da. Yan çöp tenekesinin yanından da katmanları çoğaltıyoruz arkadaşlar. Birinci sekmemiz işaretli. İkinci sekmeye geliyoruz, işaretliyoruz. Buradan geliyoruz, üstteki gözü kapatıyoruz. Aşağıdaki sekmeye geliyoruz, gözü açıyoruz. Buradaki sekmeye geliyoruz. Yukarıdaki gözümüzü kapatıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çalışır bir durumda. Şu anda ışıldığımız devam ediyor. Ben şimdi deneme amaçlı yaptığım için pek elverişli olmadı. Siz daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Umut ediyorum bunu. Kaydetmeye gelince fil alıyoruz. Kaydet. Burada evet. Nasıl diyeyim sizlere? Web tarayıcılar için ve telefonlar için diye bir bölüm var. Türkçesi odur. Buraya tıklıyoruz. Size böyle bir bölüm açar. Bu bölümde şuradan GIF'i seçiyoruz. GIF'i seçtikten sonra save diyoruz. Yani kaydet. Masa üstünden tekrar deneme GIF olarak kaydeder buraya. Kaydet dediğimizde direkt kayıt olmuştur arkadaşlar. Şimdi ön izleme yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. GIF konusunda pek uzman değilim ama elimden geldiği kadar sizlere yardım etmeye çalışırım arkadaşlar. Yine bir sıkıntınız olursa bana ulaşmanız yeterlidir. Saygılar, sevgiler.